vefa eden hasta. Hastalık, hayat-ı içtimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Hastalık, sosyal hayatta en önemli, en güzel hürmet ve merhameti telkin ediyor. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. Kişi kendini güçlü kuvvetli bildiği anda zulme meylediyor. Peki hastalık? Evet, acizliğini gösteriyor. Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir kişi şurada ifade edilmiş istinasını Kur'an şöyle işaretliyor. Çünkü innel insane leyetgâ en râhû stâhnâ. Evet. Kendini müstahni bilen insan, muhtaç bilmeyen insan, evet, enaniyetiyle, firavniyetiyle tuğyan ediyor, azıyor. Evet, sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istignada bulunan bir nefsi emmare, şayan hürmet olan, şayan hürmet, çok kuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şayan-ı merhamet ve şefkat olan musibet sedelere ve hastalıklılara merhameti duymaz. Demek ki merhamet, şefkat, musibet sedelere insaniyeten göstermek durumundayız. İşte hastalık da bunu bize hissettiriyor, yaşattırıyor. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta aczini ve fakrını anlar, layık-ı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Hürmete layık olan kardeşlerine hürmet eder. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Ve rikkat-i cinsiyeden gelen şefkat-i insaniye ve en mühim bir hasleti İslamiye olan musibet sadelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır. Şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, yardım eder. Hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Hasta ziyareti Efendimizin sünnetlerindendir. Bize de emir buyurulmuş. O sünneti yerine getirmek durumundayız. Bir kardeşimizin hastalığı zamanında geçmiş olsun demek, geçmiş olsun ziyaretine gitmek, halini hatırını sormak, belki duruma göre, hastalığına göre yanına yaklaşmak, elini tutmak, efendim harareti var mı yok mu gibisinden elini bedenindeki sıcaklığı hissetmek üzere bakmak, evet nabzı yerinde mi değil mi diye damarından nabzını almaya çalışmak gibi haller hastayı rahatlatır, sevindirir. Hele hele kişinin böyle sevdiği kişiler tarafından ziyaret edilmesi halinde hastalık bütün bütün unutulur. Yani hastalığın elemi de kalkar. Bu yönüyle hastayı sıkmadan ziyaretine gitmek, halini hatırını sormak Müslümanlar üzerine sünnet olan bir vazifedir. Evet. Böyle olunca muhabbet ziyadeleşir. O sıkıntılı halinde en çok ihtiyaç duyduğu zamanda dostunun yanında görmüş olur. Evet. 17. deva. Şurayı yukarıdan biraz daha alayım. Biraz daha yukarıdan bir daha alayım. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Ve rikkat-i cinsiyeden gelen şefkat-i insani ve en mühim bir hasleti İslami olan musibet zedelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse muavenet eder. Hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Yani Cenab-ı Hak insanları maddi imkan itibariyle de farklı farklı yaratmış. Bir kısmını
fakir yaratmış, muhtaç yaratmış, bir kısmını zengin yaratmış, geçimi bol etmiş, bereketli etmiş. Ve zenginleri de fakirlerin yardımına davet etmiş, çağırmış. İşte bu yönüyle fakir zengin arasında haset olmaz. Ya fakirden zengine karşı hürmet, zenginden fakire karşı merhamet. İşte bu cemiyetin mayasıdır. Bunun cemiyette devam etmesi lazım. Ama zenginden merhamet kalkarsa, fakirden hürmet kalkarsa, o zaman cemiyet bozulmaya yüz tutmuş demektir. Evet, kendisine yapılan bir iyiliği insan olan unutmaz. O iyilikten dolayı da kendi de başkalarının yardımına koşar. Yani onları rahatlatmaya çalışır, keyfini sorar, ziyaretine gider, sevap kazanır. Ha, bu nokta hastalıkla bütün ortaya çıkıyor.